Özür dilerim, geç kaldım. İçin rahatlayacaksa o merdaneyi kafamda kırabilirsin. Konuyu ciddiyetle düşünüyor gibisin. Neden olmasın? Nazlı, gerçekten çok üzgünüm. Şirkette işler uzadı. Pelin yeni açtığımız bir işe teklif sunmak için geldi. Sana çok önemli, burada olman gerekiyor dedim. Ve gecikme için sunduğum bahane bu mu gerçekten? Sonra Zeynep'in mezarına gitmek istedi. Ben götürdüm. Trafiğin bu kadar olacağını hesap edemedim. Seni zor durumda bırakmak da istemedim. Ben işleri sensiz de gayet güzel idare edebilirim Ferit. Ettim de. Sorun şu ki burası ikimizin yeri. Ve sen burada olmalıydın. Haklısın. Ama bensiz idare edebileceğinden şüphem yoktu zaten. Nazlı. Ben seni üzmek istemezdim. Lütfen inan. Abartmayalım istersen Ferit. Üzüldüğüm falan yok. Bir söz verdin, tutmadın. Ben de zor durumda kaldım. Ama hallettim. Sorun yok. Nazlı. Bak Ferit, gerçekten çok işim var. Bence boş verelim, tamam mı? Sorun yok. Evet, yoğunuz. İkimiz de yoğunuz. Hatta beni bekleyen toplantılar var. Ona rağmen gelmiştim buraya. Sen o zaman vakit kaybetmeden toplantılarına git. Gidiyorum. Bu arada aklımda olsun. Bulut iki günlüğüne annemde olacak. Çiftlikte. Tamam. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Engin, rezidans inşaatının sunumuna yetişemeyebilirim demiştim ya. Yetişeceğim. Sen şirkette kalabilirsin. Sonra ben şirkete geçerim akşamki toplantı için. Tamam.